Efendim hoş geldin. Evet değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Atanar kardeşimiz biraz evvel bir takdimi de yaptık, geç kalan diye olayımız vardı. Aynı zamanda bizim üyemiz, güç alıyoruz kardeşimizden. Hem yemek projemizi hem sertifikamızı da takdim ettik. Zor bir mücadele, kolay değil ama neticede kazanan Bakırköy olsun diye bütün ifademiz, bütün düşüncemiz bu şekilde. Atalar bizim bildiğimiz, tanıdığımız Bakırköy'ün problemlerini, sıkıntılarını bilen bir kardeşimiz. İnanıyorum onun da katkıları olacaktır bu konularda. Ben hayırlı olsun diyorum. Bizler her zaman için burada iktidarın ötesinde arkadaşlarımızla, sevgiyle, saygıyla kazananı da kaybedeni de kucaklamasını bilen bir kurumuz. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum. Senin duygularını, senin düşüncelerini, nedir diyecek, ne yapacaksın onları bize bir taneden anlatırsan. Sonra sabaha çıkar. Yok zaten. Güzel ama maşallah bak herkese merhaba başkanım. Misafirperverliğiniz için önce teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben daha önce biliyorsunuz İYİ Parti'de Bakırköy ilçe başkanlığı yaptım. Kurucu ilçe başkanlarından biriyim. Daha sonra da ilde bir takım görevlerde bulundum. En son İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Bizim Bakırköy'e verdiğimiz bir söz vardı. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlerken genellikle Bakırköy dışını tercih ettiler bugüne kadar. Ve Bakırköy dışından gelen belediye başkanlarının Bakırköy'ü bilmemelerinden dolayı ve daha sonra da burada yaşamlarını sürmeyecek ve buradaki kişilerle tekrar karşı karşıya gelecekler mi gelmeyecekler mi konuları olduğundan dolayı Bakırköy'e gayet gerekli özeni göstermediler. Bizim bir sözümüz vardı. Sayın Başkanıma da, buradaki diğer arkadaşlarımıza da defalarca söylemiştik. Biz Bakırköy'e Bakırköy'lü belediye başkan adayı koyacağız diye söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Sayın Atanar Orkunoğlu, Sayın Genel Başkanımız, İl Başkanımız, Teşkilat Başkanımızın da görüşmeleri sonucunda Bakırköy'e hizmet etmesinin uygun olduğunu gördüler. Bilgisini, tecrübesini, Bakırköy'deki geçmişini tek tek baktılar, konuştular ve ikna oldular. Dediler ki İYİ Parti'yi Bakırköy'de siz temsil edin lütfen diye Sayın Atanar Orkunoğlu'na bu teklifi ilettiler. Kendisi de kabul etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla biz sözümüzü tuttuk Bakırköy'lü siyasetçiler olarak. Bundan sonraki süreç Bakırköylülerde takdir Bakırköylülerin Bakırköy'ü Atanar Orkunoğlu'nda kendi evi gibi görüp ve o şekilde yöneteceğini biliyoruz. Biz de sonuna kadar desteğiz. Ben de kendisinin listesinde birinci sıra meclis üyesi olarak görev aldım. Görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Hiçbir şüpheniz olmasın. Bakırköy bizim evimiz. Ve evimize gerekli özeni göstereceğiz. Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ayıp olmasın. Yavuz bir şey problem yok. Özellikle de başkanıma ve benimle beraber üye olan arkadaşlar da artık hava yapabilirim. Bitti belgeler tamam. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Alper Başkanım'ın dediği gibi Bakırköy, yani son 5 aydır herhalde ben duyuyorum. Bakırköy'e Bakırköy'lü başkan, yürüyüşler yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Biz Bakırköy'e Bakırköy'lü başkan istiyoruz. Yani, o zaman ama ben siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Öyle bir derdim yok ama benim de derdim bir. Keşke Bakırköy'e bir Bakırköy'lü başkan olsa. Son 15-20 senedir kötü yönetimi, arkadaşları şikayet etmenin derdinde değil. Benimle beraber ekip arkadaşlarım yollarda yürüyor, parklarda geziyoruz.
her sokağa girdiğimizde muhakkak bir problemle karşılaşıyoruz. Ataköy'den geliyoruz, şimdi benim boyum kadar otlar var. Herkese şikayeti var. O kadar bir rahatsızlık olmuş ki artık Bakırköy'lü bir belediye başkanı gelsin, Bakırköy'ümüzü yönetsin. Biz gidip ona hesap sorabiliriz. Ben olunca tabii diyor ki, bak senin kulağını çekerim. Yanındaki abla da diyor ki, o diyor, hiç sıkışsa yapmasın diyor. Annesine şikayet ederim. İşte sonunda böyle bir başkan adayı çıktı. Çok da güzel gidiyoruz. İnanılmaz bir karşılığımız oldu. Her derneği ziyaret etmeye çalışıyoruz. Her insana dokunmaya çalışıyoruz. Hep alandayız ve sahadayız. Biz 5 yıldızlı yerlerde, otellerde kahvaltı ve yemek vermiyoruz. Hep halkın içinde. Bundan sonraki organizasyonlarımızın da tamamı. Parkta olacak, halkın içinde olacak, mahallenin içinde olacak, pazarda olacak. Ben sizden biriyim. Doğma büyüme Kartaltepe'liyim ve oranın 35 yıldır kulüp başkanıyım. Geçen başkanıma dedim, 26 yıldır değil mi başkanım? Çok hava yapma dedim, 35 yıllık başkan var yanımda. Şimdi onun için tüm dertlerin, tüm kederlerin birleştiği bir noktada ben de bir slogan geliştirdim arkadaşlarla birlikte, hep beraber biz bir şöyle yapalım, ne yapalım, Bakırköy seninle çok işimiz var dedik. Bu iki anlama geliyor, hem Bakırköy hiçbir şey yapılmadığını, hem de yapmayanlar yüzünden bir Bakırköy'lü ve halkın ne kadar yorulup ve üzüntü duyduğunu gördük. Biz dedik yaparız. Bununla ilgili kısa bir örnek vereyim. Yaklaşık 50 tane belediye başkanıyla yöneteceğim diyeceğim, şaşıracaksınız. Çünkü bizim ekibimiz tam 50 kişi. Her mahallenin bir akil adamı, ablası var. Bunun danışmanları var ve bir de başkan koyduk mahalleye, çarptığı zaman 45. Benle 46 oluyor. 5-6 tane daha var ama 60'ı bulacak. Gönüllü olan var, maaşlı olanları var bunların, arkadaşlarımızın. Fakat hepsi kendi mahallesinde inanılmaz sevilen ve düzgün insanlar. Her partiden arkadaşımız var. İşçi Partili de var, CHP'lisi var, AK Partilisi var. Onları ileride göreceksiniz yanımda. Hatta bir araya bazı arkadaşlar şey veriyor bana, Ankara'dan geliyor diyor ki, ya sen nasıl böyle bir birlik kurdun? Her partiden adam var. İşte birbirine zıt bir grup kurduk. Hepsi de çalışacak bu grup. En azından çalmayı çırpmayı önleyeceğiz. Yine bir soru geldi. Sen dedi, bu kadar konuşuyorsun da dedi, neyle yapacağım? Kasa bomboş. Ben tek bir cevap verdim. Dedim, çalmayacağım. Çaldırmayacağım. Buna yemin edebilirim. Bravo. Artı bu komple bu ekiple yöneteceğim. Ben yokum, biz varız zihniyetiyle hareket edeceğimden dolayı. Ben halkın içinde gezerken mahalle arkadaşlarımız, mahalle sakinleriyle, muhtarımızla birleşip bir proje yapılacaksa, herhangi bir işlem yapılacaksa 15 kişilik danışma kuruluna gelecek. O danışma kurulu projeyi imzalamaz ise benim önüme gelmeyecek ve ben imzalamayacağım. Eğer ben imzalıyorsam o 50-100 kişi tamamı suçlu olacak, muhtar dahil, mahalle sakini dahil. Bunun sözünü rahatlıkla verebiliyorum. İkinci şık bir olay, bana göre çok şık. Bu kadar büyük hizmet yaptıktan sonra nereye gidiyorsun diyeceklermiş. Ben dedim arkamdan ağlatacağım. Üstümü diktireceğim. Çünkü ben maneviyat için buradayım. Bakırköy'e hizmet için buradayım. Bakırköy'e aşıyor. 202 tane projemiz var. Size anlatsam onların dünya saatimizi alır. Kısa kısa bazı şeyler önemli. Yönetim şeklimiz önemli. O yönetim şekline gelince zaten o projelerin yapılacağını zaten anlamış olursunuz. Eğer aksi bir durumda o 50 kişi suçlu olmuş olacak. Halkın istemediği hiçbir şey yapılmayacak. İstediği şeyler de tamamıyla kısa sürede yapılacak. Ben kentsel dönüşümle ilgili bilgi veremiyorum. Ama şunu yapacağım. 2-3 tane bilim adamı arkadaşımız var, kardeşimiz, abimiz, hocamız. Bir de toplandık Ataköy'de. Zemin etütüyle başlayacağız. Ateş Üner Erzen yapmıştı, hatırlar mısın başarı? Evet. Sonra ne oldu, kaybettik. 3 tane derenin üzerinde... Efendim? Bende var. Sizde var. 3 tane derenin üzerinde bir ilçemiz var. Zemin etüdü yapılmadan inşaat yapılıyor. Ne kadar sağlam yaparlarsa yapsınlar, hocalarımızın söylediği, bu binalar hasar alacak. 2 kat vereceğini söylüyorlar. Gelmezsen vermeyecek misin? Halkımız ölecek mi? Ben öyle bir söz veremiyorum çünkü beni aşan bir sözler, yalan yanlış sözler veremem. Biri oradan giriyor, oradan çıkıyor, biri oradan girip buradan çıkıyor. Böyle sözler, Şehircilik Bakanlığı'na ve Büyükşehir'e ait olan yerleri, sözlerini ben bizzat veremem ama şunu sözünü verebilirim.
halkımızın istediği sağlığı ve mutluluğu doğrultusunda yapılacak her eylemde en önde yer alır. Ataköy'de 1000 kişilik bir grup toplanmıştı. İçinizdeki arkadaşlar vardı, binalar yapılması için hatırlar mısınız? Nerede? Ataköy'de binalar binaların yapılmaması için bir eylem yapmıştı. Sahildekiler, evet. Evet, ben de oradaydım. Oradaydım. 1000 kişiye mi? 50 bin kişi olsaydı yapabilirler mi? Sonra çoğu da selfie yaptı biliyorsunuz orada. Boşa bir kalabalık oldu bana göre. Hep beraber hareket edersek, yok hükümet para vermiyormuş, bütçeyi ben alırım kardeşim. Ben altından girer, üstünden çıkar, kendimi sevdiririm. İlçem için, ilçemin halkıyla beraber gider, eylemini yapar, paramı alırım. Bütçemi alırım, köprü yaptırırım, otoban yaptırırım, neyse işte yol yaptırırım, baraj yaptırırım diye hikayeler var ya. Ben her şeyi yaptırırım. Bu background'ı kendimde görüyorum. Bende olmasa bile ekibimde görüyorum. Çünkü biz ekip olarak herhalde tarihin en güçlü ekibiyiz. Hepsi kendi çapında iş adamı. Hepsi kaliteli, doğru, dürüst insanlardan oluşuyor. Kadın sayımız çok, genç sayımız çok. Bu yönetimimiz de bizim bu şekilde. 1 Nisan sabahı belediyeyi alacağız. 2 Nisan sabahı emin olup ben bir şey yapmadığım zaman İki abim de yemin ediyorum kulağını çeker, bağırır, hakaret edebilir. Çünkü ben söz verdiğim zaman, biz söz verdiğim zaman yaparız. Ben bunu söyleyeceğim. Varsa sorularınızı alayım. Bakırköy'ün evladıyım. Özbeöz Bakırköylüyüm. Doğma büyüme Bakırköylüyüm. Kulüp başkanlığı yapıyorum. Madem siz de Bakırköy'e Bakırköylü başkan demiyor muydunuz? Bir tane var, o da ben. Başkan, aynen. Ondan sonra, bundan sonraki seçimde Bakırköy'ün başkan diyemezsiniz. Geldi vermedik oy derler, vermediniz derler, güzel biterler. Teşekkür ediyorum. Sorularınız var. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Buyurun başkan. Açık olduğunu bildiğim için o da rahatız hepimize. Öncelikle bir kere hoş geldin, yolun açık olsun. Sağ olun. Aynı zamanda bize Mehmet yılların siyasetçisi geldi en son gelen. Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Eğer ondan onay almışsan bu iş yarı yarıya bitmiştir demektir. Biraz çok müşkül kesen ki o. Kartal demedin senin. Mahallemizin abimiz. Mahallem. Şimdi başkan çok güzel bir lafı söyledi. Bizim insanımız çok duyarsız. Şimdi sahildekinden bahsetti. Geliyorum ben daha yakın tarihe geliyorum. Hepimizin bildiği Yücespor'un bir sahası var. Şimdi bu sahanın biliyorsunuz 1/3'üne olan Luna Park vardı. Öyle oldu, böyle oldu. Artık ben geçmişi, ölen hakkında da konuşmak istemiyorum. Onu 1/3'üne verdiler. İşte malum bir eser orada çıktı. 1/3 şu anda Bakırköy'e ait olan Yücespor futbol sahası. Hepimizin hayatı orada geçti. Şimdi burada seçimlere kalmış 2 ay, yani bugün için demiyorum, 2 ay evvelinden bahsediyorum. Birileri ellerine metreyle, metreyle sahayı ölçüyor. Bizim bütün arkadaşlarımız da oradaki kıraathanede, kahvede al kızı ver papazı oynuyorlar. Bravo. Ya bir tanesi oradan çıkıp da ya arkadaş bir dakika ya burada ne oluyor ya, sen kimsin lan, burayı ne yapıyorsun demiyor burada insanlar. Şimdi o yılların Yüce Spor sahasını adamın birine kiraya vermişler. Şimdi o da etrafına tribün yapacakmış. İşte çevresini haklı olarak çevirecek adam da bedava değil, bir para harcayacak. Ve o kahvedekiler, eğer yemin ediyorum bırak öyle 50 bin kişiyi, oradan çıksaydı bir 20 kişi, 30 kişi. 10 kişi yani, çıksa yeter. Ha, o ölçme makinesini veya bilmem nesini gitseydi o kadar güzel bir olaya. Herkes oturduğu yerden hükümeti deviriyor, iktidarı deviriyor. Ama bir eylem yap desen kimse kalkıp da çıkıp meydanlarda destek olmuyor. Dolayısıyla şimdi biz bu enerjiyi verecek bir havayı yaratmamız lazım. Bu hava yaratılmıyor. Yani bir ölü toprağa serilmiş gibi. Bak ne güzel dedim, Bakırköy'e Bakırköy'lü belediye, alışa çıktım ben Bakırköy'lüyüm diyorsun. Neticesi inşallah senin hakkında hayırlı olsun. Başkanım geçen gün yine bu dedikodular vardı. Hatta Adnan Polat ayağıyla ölçüyordu. Gördünüz mü? Kalaydınız mı? Evet. Aşağıda Burak Elmas ölçüyordu zeytinliği de. Yürürken gördük. Ben hatta dedim Adnan Polat'ın ne işi var orada dedim. Hakikaten oymuş, yürümüş orada. Biz orada eylem yaptık. Bilmiyorum, bilen var mı?
sular, ayranlar dağıttık, müzik, sokak sanatçılarını getirdik, müzik yaptırdık, sahaya sahip çıktık. Çıkmaya çalıştık, eylem yaptık, İsmail Bey'le falan. Bunun üzerine bizim saha var mesela Kartal Tepe'nin, abim hatırlar, biz taşları yığdık oraya büyük büyük, aklına zaman. Evet. Yani kavga, dövüş, hani kaba tabiriyle pis bir şekilde işgal ettik, aldık orayı. Polis de geldiler, jandarmayla geldiler, sonra jandarma da vardı. Sağ olsun o zaman Cengiz abi burada, o Cengiz abi, Ali Talip Uzak Genel Müdürü, o ikinci kez tekrar kulübümüze bulaştılar. Rahmetli de Nilgün abi. Dokunmayın çocuklarıma dedi, vallahi ellerini böyle bir açtı. Allah, ona gani gani abi çok sevdi. Dokunmayın çocuklarıma dedi ve o tesis oldu. Eğer o tesis olmasaydı çoktan orada dürümcü olurdu, bilmem ne olurdu. Şimdi Ataköy'de bir ablamız geldi dedi ki, bizi çocukları dedi şeye götüremiyoruz, spora. Sen orada bedava yapıyorsun ama diyor, sana getiremiyoruz. Ya dedim servis mi koyayım ben, hangi dedim ben? Onun için de derhal bu spor, çocukların spor yapmasına, eğitimine yardımcı olmamız lazım. Biz karar verdik, hiçbir çocuk kahvaltı okula gitmeyecek ki. Çok güzel bir şey, tabii bu yerinde. Hiçbir çocuk sporsuz kalmayacak, herkes de folklor oynayacak. Yaşlısı genç, folklor oynamayanla işimiz yok. Elini düşeceğiz. Oradan başlatacağız şeyi, o beraberliği komşuluğu. Çok güzel. Yazlık güzel. Sinemadan tut da başkanım, emeklerimizin için tesislerde ücretsiz çay, işte 5 liraya kahve, 10 liraya o tarz, tüm belediye tesislerinde bunu yapacağım. Belediye ait tüm, merhaba kardeşim. Hoş geldin. Hanımefendi okul arkadaşım, yanlış hatırlamıyorsun. Tamam, hoş geldin. Bu başkan çok dakik. Bu hemen daha 2 dakika, 3 dakika kala geldi. Ben daha önce işten çıktım başkanım, kusura bakma. Evet, estağfurullah. Hoş geldiniz. Bir spor kulüp başkanı Bakırköy'e geldiği zaman Bakırköy'ün nereye çıkar bir hayal edin. Buna eminim. Çünkü benim çevrem hep sporcu. Arkadaşım da sporcu Yüce'den. Kardeşimiz. Biraz eskileri yad ettik. Ali Gülkenler'den girdik, Tevfikler'den çıktık. Alo, ne huzur ya. Efendim abi. Ki, şimdi dediğim gibi sporda hiçbir şey anlatmama gerek yok. Hatta Ankara'da geçen anlattım mı bilmiyorum. Dediler ki buna Tener abi başkan adayı yapmayalım dediler. Yani bir belediye başkanı oğlu bizim siyasilere söylüyor. Onlar da şaşırdı, ben de şaşırdım. Bu dedi her gördüğü boş yere havuz yapar, basket sahası, futbol sahası. Öyle bir espriyle bitireyim. Bir de eğitimci yanım var biliyorsunuz. Ben Orkun Oğlu Kolejleri'nin sahibiyim. Okullarının 3 tanesinin kapanma sebebi burslu öğrenci sayım 1185 olunca. Çünkü ben Beşiktaşlı, Galatasaraylı, voleybolcu, basketçi, futbolcuları, hatta Kayrak, Beşiktaşlı Kayrak, Kartal Yaz, benim ilkokulumda okuyordum, ücretsiz, burslu. Şapkar Jimnastik, Avrupa Şampiyonu olan çocuklar, Arkas Voleybol, Kemal Paşa'nın o karate takımı ve hepsinde de Türkiye şampiyonu olmuş tek kulübüz ve okuruz. Hala bir ay önce yine Türkiye'de atletizm şampiyonu. Başarılarımız inanılmaz derecede yüksek. Eğitim alanında da bu kadar çocuğu belediye başkanı olmadan burs veren bir kardeşiniz, belediye başkanı olunca neler yapar onu da bir düşünebilirsiniz. Her sokağa bindiğimden dolayı diğer adaylar gibi, gerçi Ali Talip eski aday ama unutmuştur sokakları. 40 sene oldu değil mi? 35. 30 yani belediye başkanlığında doğan çocuk 35 yaşında. İyi bir abimdir, severim, sayarım. Bakıya hizmetleri vardır. Ama dediğim gibi diğer adaylardan benim farkım Bakırköy'ün özbeöz evladıyım. Bakırköy'ün çocuğuyum. Bakırköy'ün kardeşinize, evladınıza sahip çıkacaksınız, çıkmalısınız. Ben de bu verdiğim sözleri yapmalıyım. Ekip olarak da bunu yapacağız. 3 ayda dikkat edin. 3 ayda değişecek çehresi, anlayacaksınız. 2 yılda da zaten altyapı sorunu olmayan bir ilçemiz var. 3 sorunu çözeceğiz. Bunun sözünü verebilirim. 5 yıl sonra da kesinlikle yerimi bırakacağım. Bir gence, bir kadına. Bunun da namus şeref sözünü hepinizin önünde veriyorum. Basın önünde. Ne yaparsanız yapın gideceğim. Ama çok kalite birine bırakıp gideceğim. Akrabama değil.
Bakırköy'de ilk belediyemizde, bakın Cengiz abi geldi, Ali Talip Bey'in eski özel kadem müdürüdür. Tecrübeli insanlar var. Kontenjan meclis üyesi adayımız. Biraz önce Hakan'dan seni övüyordum. Nülgün ablayla rağmen ve senin anlar. Bir kaliteli kardeşimize ya da bir büyük ihtimalle kadın düşünüyorum. Background'lı, Bakırköy'ü seven, yine Bakırköy. Kadına bırakacağım. Bakırköy'de, Bakırköy'ün dışından hiç kimseye ihale vermeyeceğim. Bunu da sözünü verebilirim. Bakırköy'e işçi alımlarında, memur alımlarında çalışan başkan yardımcısı başkanından danışmanını kim olursa olsun. Hepsi, onlar da Bakırköy'lü olacak. En az bir yıl olacak. Onu da bakacağız seni başkanım. Oturmuş alandan geldi. Bir hafta önceden ikamette kaldı falan. Bir yıl sonra ya beş yıl yaptı. Bir yıl adamdan. Abi çok kaliteli bir yıl kalan 4,5 yıl nasıl olacak? 5 yılı doldurmamış. Yani buradakiler... Şimdi en az bir yıllık Bakırköy'lü olunca zaten artık o Bakırköy'lü oluyor. Yok, benim... Bunlar güzel duygular. Cengiz Bey, gerçekten iyi... Tanışıyorum. Şey yapmışsınız. Cengiz Bey'i tanışıyorum. Şimdi tanımamın da ötesinde o zaman geçmiş zamanda beraber çok iddialı konuşuyor kardeşimiz de. Hoşumuza giden şu, yani bazı olaylarda Bakırköy'lü çok kültür seviyesi yüksek, her şey modern, tepki göstermiyor. Yani sen gelmeden evvel sahil olaylarını bahsetti. Ben de örnek olarak Zuhrat Baba sahasına şey yaptım. Yani adam orada kahvede oturuyor. Ama orada 50 kişi var. Her gün aynı saatlerde. Abi birer kişi arasalar 100 kişi olacak ya. O ayrı. Dolayısıyla şeyi kayıtlardan çıkarıyorum. Yani 5 yıl sonra bırakacağım dedi ya. Yani tatlı gelebilir, kalabilirsin. Bunun kayıtları alıyorum ben burada. Ben balık. Kayıtlarda kalsın lütfen. Alın lütfen alın. Tabii. Ben yazıyorum o zaman. Yazmadım. Tamam. Günü geldiği zaman bakarız yolu. Bir içim hanım buradan şimdi aday olacaksın. Olur, kesinlikle olabilir. Evet, şimdi teşekkür ediyorum her şeyden. Hele ki bu samimi konuşman gerçekten. Bak bugüne kadar gelenler hepsi biraz böyle örtülü konuşmalar var. Siyasetin gereği tabii. Durmazsan bir şey soracaktım. Pardon, bir şey daha ekleyebilirim, özür diliyorum. Ben 60 yıldır hiç siyasete girmedim. İlk kez siyasete giriyorum. Yani hayatta da düşünmediğim tek şeydir. Sporcularla hiç, yani bizim kulüp başkanından girebilir ama ben hiç düşünmedim. İlk kez bir yerden aday oldum. İşte sorular geliyor işte, CHP'den niye aday olmadın? CHP'den adam meclis üyesi yapmazlar. Onun değişik bir statüsü var. Onlar 40 yıllık falan mı olmak gerek? 50 yıllık mı falan, orada öyle bir şey var. Diğerlerinde zaten olmaz. Buradan şans verildiği için girdi. Daha bir özelliğim daha var, bir daha var. Kırmızı çizgimdir Atatürk. Bravo. Bayrağım da Atatürk. Her yerde bayrak Atatürk'e asmak önemli değil. Ben onu burada yaşıyorum. Burada ikisi de var. Hem de var. Onun için hiç öyle bir tereddütünüz olmasın. Atatürk çizgimden, Atatürkçülüğümden, hatta benim okullarımın kapanma sebebi de müfredatı uygulamayıp kendi başıma bazı şeyler yaptığımdan dolayı da ki İzmir'deki okulum ve Güneş'teki okulum kapandı. Ters düştüm yani. Hatta Pis Siyaset kitabını yazdım, yayınlayamadım. Şimdi bu dönemde yayınlanırsa içeri alabilirler, o yüzden sonraya bırakacağım. Ne? Pis Siyaset? Pis Siyaset. Pis Siyaset, güzel. Doğru. Başka? 8 tane kitabım var. Organik Aşk, Omurgalı Hayat ilk kitabım. O babama mektup yazar gibi böyle eski Bakırköy'ü anlattım. Ya domates çok organik değil miydi, salatalık? Sonra biz bunu bozduk. Tekrar organik yapmak için 1 lira yerine 20 lira alıyoruz ya. Onu da anlayamıyorum. Nasıl bir şeydir o? Sonra Kalbim Bilir'i yazdım. Temel Gerçek Spor'u yazdım. Temel Gerçek Eğitim'i yazdım. Bakın 12 sene önce neyi yazmışım? İzmir Alsancak'ta iki tane kadın, biri öğretmen. Gitmek istiyorum buradan, mahalle baskısı var diyor, yanmasa da. Dedim, nereye gidiyorsunuz, bu güzelim ülkeyi nereye bırakıyorsunuz dedim. Orada da gitmek istiyorum buradan nedeni yazdım 12 sene önce, 12,5 sene oldu. Şimdi 2-3 senede dikkat ederseniz millet gidiyor yani dışına kaçmak istiyor. 12,5 sene önce onu ben görmüş ve yazmışım. İşte bir sürü de böyle olayımız var. Şimdi varsa sorularınız, net lütfen, içinizden ne geliyorsa sorabilirsiniz. Evet Yılmaz, senden başlayalım. Başka bir başarılar dileyeceğim çünkü
Babası bizim eski öğretmenimizdi. Bin bir türden babam şey, babası seni çok döverdi. Başkanım, şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Babanızın ismini söyle, onun oğlu mu diyorlar. Evet. Babanız Bakırköy'de sizden daha meşhur. Ben İzmir'den geldim. Orada biliyorsunuz İzmir'de ben dünyanın en büyük engelliler Panayır Park Çocuk Yaşamköy adı altında dünyanın en büyük engelliler parkına çıkıyor. Aynısını İstanbul ve İzmir'de de İzmir'de açıyoruz. İstanbul ve Ankara'da açacağız. Bir de bir şey geçen söyledim, onu da söyleyeyim, bu çok güzel, en büyük projemizdir bizim. Biz belediye başkanı olmasak da bir proje yapıyoruz. Sağlık ocağı açacaktık, vazgeçtik. Bir kardeşimizin ricası doğrusu, arkada bizi dinlerken Ahmet var ya bizim mahallede, engelli kardeşimiz. Onun ablası dedi ki, başkanım dedi, sağlık ocağı var her tarafta dedi, engellilerle ilgili bir şey düşünmez misiniz dedi. O arada sağlık ocağından bilgi geldi, bütçe geldi. Bakırköy'de değil, şeyde değil, Kartaltepe'de değil, Osmaniye'de açtırdılar. Ben de babamın adını açacağım için dedim ki ya Kartaltepe'de olsun. Çünkü orada doğduk, büyüdük. Oradan emekli babam Mustafa Necati'den. Yengem Behram Ağa'dan, amcam 60. yıldan emekli. Kızım da öğretmen. Dedi ben Ahmet'i bırakıp kuaföre bile gidemiyorum dedi. Biz de akşam toplandık. O zaman dedim, duygulandık şimdi. O zaman dedim en kral yerde, sahilde engelliler oteli açalım. Bir ay 15 gün çocuğu alalım, engelli kardeşimizi yedirelim, içirelim, eğitim verelim ve yatıralım. Gezdirelim. Ailesi de, anne babası da bir hafta bir kaplıcaya gitsin ya da oradayken gitsin çay içsin, içki dikiş nakış yapsın. Böyle güzel bir belediye başkanı olmasam da yapacağım bunu. Yaşlılar evini tekrar yapacağım, aşevini derhal açacağım. Ya bunlar zaten projelerimizde göreceksiniz. Babamın adına gelince de babam Mustafa Necati'de yıllarını vermiş. Benden de meşhur olabilir. Ben İzmir'den geldiğimde ben oradayım, babama başkanım diyorlar. Evet. Baba derim, sen beni kongrede düşürdün mü? Onun da hoşuna gidiyor, emekli, yaşlandı. Ne var, ben de başkanın babasıyım diye geçiştiriyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun. Gerçekten başkan çok güzel işler yapıyor. Biz duyuyoruz ve kardeşleriyle de kendisiyle de o sağ toprakken de çok top oynayıp bayak da yemişizdi. Çünkü o tarafa geçtiğimiz zaman bizi dövüyorlardı. Osmaniye'ye gitsek Osmaniyeliler dövüyor. Bu tarafa gitsek onlar dövüyor. Sporu onun zamanında fazla yapamadık. Şimdi gerçekten... Ben İncir'e gitseydim abi, orada dövmezler. Orada da şeyler turnuvası vardı, şöhretler turnuvası vardı. Şöhret olamadığımız için orada da top oynayamadı. Yani sporsuz bir hayat yaşadım. Ben sporu üniversitede yaptım yani. Anlamışım bir şeydi. Başkanım gerçekten çok güzel işler yapıyor. Çünkü niye derseniz, bir sporcu haftanın iki günü antrenmana gider, hafta sonunda maça gider. Yani o arada zaten yani kötü yola düşme gibi bir şansı yok. Çünkü devamlı forma giymek için o arkadaşlarla mücadele ya, tahmin ediyorum 250'nin üzerindeydiniz. 1200 sporcumuz var. Tabii o zaman hani benim dediğim zaman o çocuklar çünkü lisanslı hani futbolcu ya da sporcu. O formayı kapmak için o antrenmanda da mücadele edip o hakkıyla o formayı giymesi lazım. Şöyle bir anımı anlatayım. Sümer Bank yıkılırken Sümer Spor'u ben devraldım. 1944'te kırılan takım ama yıkılacağı zaman gittim böyle o Osmanlı şeyde, Zeytinburnu köşede. İşte kupalar öyle harap olmuş, olmuş, defterlemiş, şunu bunu. Şimdi Fatih'te bir yani çok da şey bir takım. Yani çok böyle agresif taraftarı olan bir takım. Şimdi önceden araştırıyorum işte bunların lisanslı futbolcusu ne kadar, şu ne kadar. Bizim tabii lisanslı futbolcumuz sadece köyümüzün takımını oynatabiliyorum. Yani çünkü lisanslı futbolcumuz yok. Bir baktım 256 tane lisanslı sporcusu var. Bizim toplam işte 12 tane hani kaleciyle beraber 12 yedeğime değil. 17 tane lisanslı futbolcum var. Dedim ben ne yapacağım? Gittim 101'den şey aldım. Enerji çiçeği aldım. Dedim çocuklar için bunu sahiplenmiyor. Çocuklar ilk kere öyle bir top oynuyorlar ki öbür kulüp başkanı geldi. Bir de seyircisi de şey. Ya başkan dedi senin takımın ne kadar güzel top oynuyor. Hadi zeki şeyle enerji çiçeğiyle yani ne antrenman var ne şu var ne sağ var. Belediye de biliyorsunuz o zaman Bakırköy Belediyesi bize sağ. Antrenman sahası vermiyordu. Çünkü hani o zaman diyordu ya 16 tane takım var. Ne gerek var? 4 tane olsun yeter diyordu. Yani o zaman da Mamati Bey'le, İbrahim Mamati'yle Amatör Spor Kulüpler Birliği'ndeyiz. Saha, antrenman sahası alamıyordu. Parayla gidip işte halkalı da işte ne bileyim
Küçükçekmece'de o civarda antrenman yapıyorduk, maç açılıyordu. Dört tane sahayı kime veriyorlardı? Olan sahaları kime kiralıyorlardı? Size verdiler. Şimdi o paralı veriyorlar da. Şimdi mesela basket takımımız var. 7-8 yaşında arkadaşlar. Ücretsiz bir spor okulumuz var. Voleybol, basket, jimnastik ve atletizm. Basket takımına verdikleri saat söyleyeyim mi size? 10-11. 7-8 yaşında çocuklar. Gece cumartesi, pazar. Ondan sonra 11'de çıkacak, giyinecek. O 7-8 yaş çocuk pazar günü, pazar günü okula gidecek. Ben de bir hakarette bulundum oraya. Arkadaş da toplantıda bana aynen şunu söyledi. Onunla da zaten bizzat bir misal sabah özellikle görüşeceğim. Buradan da söyleyeyim. Senin gibi yakışıklı ve karizma bir başkana böyle hakaret etmek yakışıyor dedi. Sen 10'da, 11'de, 17 yaşında çocuğa sağa vermek sana yakışıyor da. Niye? Bizden önce belediyenin X gruplar parayla oynuyor. Biz de para verelim dedim artık en sonunda. Bakırköy Belediyesi'nin su para bakış açısı. Hatta başkanım hatırlar mısın? Burada toplandık ilk kahvaltıda. Burada değil, aşağıdaydı galiba. Biz heyecanlandık. Yeni başkan geldi ya, bu Allah dedi top verecek, forma verecek, eşofman verecek. Bana bakın dedi, sakın dedi bizden bir top istemeye dahi gelmeyin. İsteyen de aşağıda yap dedi. Evet. Maalesef. Biz hepimiz mosmor bir şekilde geldik. O günden beri ne bir kere ziyaret etmişim, ne de onun kapına çıkmışım. Vakıfta da söylediğini söyleyeyim, her burada bilir. Bugüne kadar siz yediniz, bundan sonra biz yiyeceğiz. Diyor, bir adam hatta masadan fırlıyor vurmaya. Salim abi de Algida'nın, Ali Rıza amcanın damadı. Yönetim de bunlar. Ali, senin vakıf bir kadar adamın parası var. Senin vakfın parasını yer mi? Bunları küstürdü. Bu tarz şeylerle bizi bıktırdı, beni özellikle. O iki insan da Allah bana kısmet etsin. O belediyenin anahtarını onun elinden alacağım ya. Şeyin lafı var ya, onun da gözlerine bakacağım. Böyle bir bakacağım, anlayacağım. Tabii herkes yaptığı nasıl anılır. Başlasa ben bir kısa anda taraftar bile buldum. Niye? Şimdi spora orası yapılmıştı. Yavuz işin içinde. Zaten Alper Kıptan işin içinde. Biz oradayız. Kaya desen öyle. Şimdi yapılan bir olayı nedenin içini belli olmadan yıkıp başka bir maksada yaptığın zaman işte yolsuz elektrik olarak geriye dönüyor. Orada bir hizmet vardı. Çok olmuştur, az olmuştur. Biz Kaymakam Adem Bey, Naci Ekşir, ben ve Bülent Kerimoğlu'yla 3 kere ben toplantı yaptım. Oturduk, bak dedik. Şimdi senden para istiyor. 5 milyon dolar diyordu o zaman bizim şeref para. Çoktur azdır ayrı dava ama sen belediye başkanısın. Aşağımda bir sürü kadron var. O kadrona emredersin, oturur mühendislerim, birim fiyatı belli, sana 10 sene evvelki maliyette çıkarır, dersin ki 5 değil, 3 dersin, 2 dersin. Evet. Ama sen hiçbir şeye yanaşmadan, o adamın doğruya bir bağladığı para var. Belediye değil, o kendi yapıyordu, kiradan düşürüyordu. Bu bilinen bir gerçek. E ne oldu şimdi, ben her hafta oraya basketi çocuğu götürüyorum, torunumu götürüyorum. Yemin ediyorum ayaklarım varmıyor şimdi. Diğerlerini götürdüğüm için Alper bu konuyu daha iyi biliyor. Şimdi başkanım, ben ufak bir söze girmek istiyorum. Hani konuşmamda da bahsettiğim Bakırköylü bir aday üstünde illa bizim İYİ Parti olarak ısrar etmemiz sebeplerimizden bir tanesi bu. Evet. Şimdi belediye başkanları eğer Bakırköy'ün içerisinden gelmezlerse bu tür olayların içerisine bir kısım kişilerin teşvikleriyle ve onlara anlattıkları konular dahilinde bu işlerin içerisine girebiliyorlar. Ben Bakırköy Spor Vakfı'nın müdürlüğünü yaptım. Yıllarca hepiniz biliyorsunuz. Hatta Atener Başkanım'a da daha önce söyledim, görüştük. Atener Başkanım da ya spor okulları yapıyordu, kış spor okulları yapıyordu, biz de yapıyorduk. Yok, bana gıcık oluyor. Evet. İşte onu bahsedeceğim. Biz vakfın yaşamasıyla ilgili minimum fiyatlarla ya spor okulu, kış spor okulu yapıyorduk. Atener Başkanım da ücretsiz yapıyordu. Biz gerçekten ben gıcık oluyordum kendisine. O da. İşte öğrenciler bana. Çünkü biz orayı yaşatmamız lazım. Çok ciddi mücadeleler veriyorduk. Yaklaşık 50 bin tane çocuk spor yapmış ve hepinizin ayrı ayrı anıları var. Şimdi Bakırköy'lü bir belediye başkanı
koltukta oturmuş olsaydı o kurumu yıkamazdı. Niye? Çünkü kendi anılarını da yıkmış olacaktı. Ona kıyamayacaktı. Kendi anılarına, oradaki yaşadıklarına kıyamayacaktı ve yıkamayacaktı. Ve geliştirecek. Evet. Dolayısıyla Bakırköy'de gerçekten içimizden çıkan birisinin belediye başkanı olması çok önemli. Hepimizin için önemli. Biz sokakta Sayın Başkanım'la birlikte yürüyoruz. Ya bir sürü kişi direkt ismiyle hitap ediyor. Ya çocukluk arkadaşı, ya spordan arkadaşı, ya sokaktan arkadaşı, ya gençlikten arkadaşı. Gerçekten şimdi Akener Başkan'ın belediye başkanı olduğu zaman yanlış bir karara imza atabilme şansı yok. Çünkü onu sopayla kovalarlar. O eski samimiyetlerinden dolayı. Dolayısıyla benim Bakırköylülerden, doğma büyüme Bakırköylü olarak naçizane isteyip artık kendi içimizden birisini seçelim ya. Bizim içimizde belediye başkanlığı yapabilecek kabiliyetli insan yok mu ya? Bulamıyoruz, dışarıdan iter mi getireceğiz sürekli? Artık kendi köyümüze sahip çıkalım. Yani bunu artık hep böyle dışarıdan besleyeceksek, profesyonel birilerini bulalım, getirsinler. Hiç seçime de girmeyelim, oy da kullanmayalım. Gelsinler, otursunlar. Kaderimize mahkum olalım. Yarın öbür günde bir şeyler olduğu zaman şikayet etmeyelim. Ya da bugün, gün bugün Bakırköy'de kendi içimizden birisini geleceğiz, seçeceğiz. Takdir artık bu saatten sonra siz. Şimdi bana lütfen, mesela Özkan bana Atener abi diyor. Şimdi başkanım diyor. Hayır, bana yine Atener abi de lütfen. Salim abi, başkan yok. Atener. Korkusundan soramıyor sana. Ben sana vereceğim. Ablalar lütfen bana Atener. Atener. Serttir ya. Ata bak, gece toplantıdayız. Atener demeyelim de Atener Bey diyelim yine biz. Yok, büyük. Ya her şey. Geçen gece sporda toplantıdayız. Birisi kalkıyor diyor ki Ata. Biri diyor Atanır, tam çevirebilir. Biri diyor Atener, biri diyor Orkun oğlu. Dedi, orada çıktı bu hayalde. Güzel ama bunlar güzel planda. Şey. Bundan sonra lütfen dedim, bak Ata dedim, ben yanına bir belediye başkanı, bir yine Ata de bana. Orada çıktı, lütfen istediğin şeyi, ben başkanım demeyin zaten. Bir gün bir restorandayım, başkanım dedikleri zaman benim kafam dönüyordu tek. O zaman çok az başkan vardı, bundan 30 sene önce falan. Aradan yıllar geçti, başkanım dediler. Bir döndüm, benimle beraber 50 kafa döndü. Herkes başkan. Bir anlamı kalmadı başkan. Bunlar kayıtlarda var değil mi? Bunları ben hani seçildiği takdirde çok değişenler oluyor. Bakacağım o zaman bunun kayıtları çıkaracağım. Kayıtlar oldu. Nasıl değişecek? Evet, biz başkan tepesindeyiz. Evet. Üst tepesindeyiz. Neyi değişecek? Olay mı öyle değil? Aha, yani bilmiyorum. Öyle bela almışım ki 50 tane var. 50 tane Cengiz abi var. Ersan var. Bunlardan kurtuluş yok. Sana fırsat kalmayacak. Bunlar var. Güzel ama çok bu güzel. Budur tabii. Evet. Cengiz varız biz. Evet. Değil mi? Atener başkan. Ya, Cengiz varız biz. Bir de sizler varsınız. Sevgili Bakırköy ve Bakırköy Lisesi'ni yetiştirdiğim ve şu an eminim. Bu kadar uğraş veriyorsunuz, çabalarınız var. Özellikle gençleri kazanmaya çalışıyorsunuz ki olması gereken bu. Biraz önce bahsettik, spor, müzik ve dans bütün gençleri, çocukları ve bütün insanları aslında birleştirendir biliyorsunuz. Futbol diyorsunuz, benim kardeşim Kartal Şahin. Çok oynadınız beraber, evet. Bakırköy Lisesi'nden. Yaşar Selim benimle beraber çalışır. Ve birçok kişiyi daha ben tanıyorum, eşim dahil olmak üzere. Birçok dostum, arkadaşım. Futbol ve spor, müzik ve dans insanları birleştirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Her meslekten, her yaş grubundaki insanlar bir araya gelip spor yaparak dostluklarını, arkadaşlıklarını veya fikir alışverişlerini yapabiliyorlar. Şu an Bakırköy'ün en büyük eksiklerinden birisi de dediğiniz doğru, spor yapabilecek alanların azalmış olması. Gençlere yönelik hiçbir şey yok. Ne yapacaklarını, benim oğlum dahil 24 yaşında ne yapacağını bilmiyor. Bakırköy'de bir iki yürüyüş yapıyor, dolaşıyor, Ataköy falan dolaşıyor ve olay bitiyor. Oy bıraktık, cumhuriyetimizi sürdürmek adına gençlere yönelmemiz gerekiyor. Spor yönümüzü evet, güzel, beğendim.
Bir de ben bilmediğim bir huyunuz varmış. Siz bu kadar romantik miydiniz Bakırköy Lisesi'nde? Değiliniz, kitaplar yazıyorsunuz, şiirler yazıyorsunuz. O zaman da kompozisyonda falan bir edebiyatı mıydı? Var mıydı böyle? Zaten 5-6 senede bir şey bitirdim. Evet, bizden büyük sınıf. Gencim ben. Bir de bir şey soracağım. Ben ilk mezunum da onun için. Sizler bizim büyüklerimiz. 62 yılısın mezunuyetimiz. Siz de tarihte yok mu? Yok, ben öyle. Doğru. Bir de 60 senedir dediniz ben siyaset yapmıyorum. Hayırdır, kaç yaşındasınız? Ben soracaktım yani. Yani 40 senedir diyeyim. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Sivil toplum örgütleri. Bir başkan adayınız var. Sivil toplum örgütü, bir spor kulübü başkanı. Birçok derneğe üye. Bir belediye başkan adayınız var. Ziyarete gittiğimde yemin ediyorum ben utanıyorum. Bak yemin ediyorum. Apartman dairesi de bugün İstanbul Caddesi'ndeki Özürlülerin derneğine gittik. Anneler içeride. Çocuklar eğitim alıyor, yazma yazıyorlar. 2-3 hoca gönüllü. Kirada dertleri var. O binada ne işleri var onların? Şeye gittik, İncirli'dekine. Bina deprem hasarlı ve kira ödüyorlar. 20 tane, 30 tane öğrenci var. Anneler iç içe böyle oturuyorlar. Yemin ediyorum ben bir Bakırköylü ve iş adam olarak lütfen hepimiz elimizi vicdanla koyalım. İlla belediye başkanı olmak zorunda değiliz. Biz bunlara destek olalım. Ben saray dedim, hemen bizimkiler değiştirdi. Şeyi çağrıştırıyor. Aksaçlı dedim bizimkilere, danışman kurulu dediler, akı da kullanmayalım. Tamam dedim. Şimdi onları görünce, mesela bizim kulübün parkı 19-20 dönüm. Bu engellilerin orada olması lazım. Binasının tek kat, villa gibi. Şirkatta engelli şeyim olur ya, bu kadar affedersin gerizekalılık. Bahçede olur, ağaçların altında olur. Çocuk içeride eğitim alırken anne bomboş oturuyor, çay kahve içiyor, hayır. Ona da resim yaptırırsın, ne bileyim bir kurs verirsin. 18 yaş üstü bu internet olayını ücretsiz yapacağım zaten gençlerimize. Artı sivil toplum örgütlerinde görev almayanları ücretsiz dershane ve dil kursuna yazmayacağım. Yani çocuk 2 saat gidip AKUT'ta görev alacak. Hangi birimler varsa oralarda evrak alacak. Başkanı bana verdiği gibi eğitim alacak, sertifika alacak. O zaman diyeceğim dil kursun ücretsiz, dershanen ücretsiz ve dershane ve dil kursunun velilerine de ücretsiz yapacağım. Ben okulda yaptım onu. Hatta çok kopyacı velilerimiz var. Öğrenciler kopya çekip bunda çıkıyor. Evet, öyle espriler yaptık. Bunu internette görebilirsin, bunlar var. Onun için o çocuk, bakın Ataköy'de bugün bir kadın ablamız dedi ki bu şeyi ne yapacaksınız? Adını bile anmak istemiyor. Bu İncimizde bir bahçemiz var ya. Botanik demeyelim de. Şimdi bahçe var, kaktüs bahçe. Oradaki gece olaylarını, gece erkekler geçemiyormuş oradan. Ben o kadar biliyordum da kötü olduğunu. Hakikaten öyle mi ya? Çok ya utanç verici. O güzelim bahçeyi, o uyuşturucu, bilmem ne demeyeyim artık ayıp olur. Hale nasıl getirebilirsin? Buna, ya nasıl bir vicdanınız var sizin ya? Nasıl bir kalbiniz var, nasıl bir duygunuz var? Sadece Bakırköy değil ama artık Türkiye'nin genelinde bu hale geldik. İstanbul büyükşehir olduğu için o söylediğiniz şeyi sokaktan sokağa geçerken de yaşıyoruz artık. Dün bir konuşmada işte bu sığınmacılarla ilgili bir şeylerden bahsedildi. Yani işiniz aslında çok fazla. Sadece gençler, çocuklar, spor değil. Hepimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Bunun da mutlaka bir sıralaması olacaktır. Ona göre kardeşim, 202 tane problem ben yazdık ya. Evet. Yeşil köye gitti. Kadın evini satmak istiyor. Çok da yaşlı mı? Ben kaç yaşında? 80 yaşında var. Yavrum dedi, biz dedi bana laf atıyorlar. Kim benim sana laf atıyor ya? Şaşırdım. Gece 3'e kadar orada müzikler. İşte yaşa oralara gidiyor. Kadınların yürümesi imkansız. Evet. Bir tek bir kaymakam beyimiz varmış. Ben herhalde İzmir'de tanışmadım. O bir çevik kuvvet koyup oraya şey yapmış, denize girmelerine engel olmuş o yurt dışından gelen adamların. O zaman bir rahat etmişler ama ben diyorum ki işte Ahmet nerede diyorum, ona bir uğrayayım diyorum. Naci, Ahmet diyor taşındı.
İşte Mehmet nerede? Leyla abla ne yapıyor? Taşındılar diyor. Kimden diyor? Affedersin. Donlu Suriyeliler yüzünden dedi. Donla denize giriyorlarmış. Mangal yapıyorlarmış. İşte onu ben Ümit Özdağ, doğru mu söyledim? Özdağ. Evet, evet. Onun fikrinden hareket edeceğime emin olabilirsiniz. İnanılmaz karşıyım. Benim de iki tane kız çocuğum var. Biri sonra laf atsa neler olabileceğini düşünebiliyorsunuz değil mi? Sizin de öyle. Ağaçlara da ben bir şey söylemek istiyorum. Sabahleyin tartıştım. Tam evden çıktım. Ağaçları budamıyorlar. Yok budamıyorlar, ediyorlar. Almıyorlar. Hayır hayır, almak değil. Bakın yok ediyorlar. Bir ağacı öldürmenin en güzel yolu kolunu, bacağını, her şeyini kesip, kafasını da kesip bir oda şeklinde bırakmaktır. İnanın bugün sabahleyin yürüyerek geldim. Öyle mi diyorlar? 4-5 tanesine tartışarak geldim. Bakın o kadar can yani benim için hani hayvanlar neyse ağaçlardan çünkü yeşilliğe çok az kaldı. Göremiyoruz. Var olanı da yok ediliyor. Sebebini sordum. Bu diyoruz bu budamak değil dedim. Ya ben bu halimde budamanın nasıl olduğunu biliyorsam siz nasıl bilmezsiniz? Bize böyle söylüyorlar, böyle yapıyoruz dediler. Sabahleyin boydan boya geçen ekibi insanlar değil onu yapan. Ama bilenler değil, inanın tabii, gerçekten değil. Bilmiyorlar. Ben ısrarla söylüyorum. Dışarıdan gövmeyle buldukları insanları sitede, onları... Kes dallarını evet, yapıyorlar. Kes dallarını yapıyorlar. Bir mühendis yok bunu takip eden. Şöyle hiçbir şey yok. 8 ağacı tamamen yok ettiler ve kurudu mu ağaçlar? Şimdi sınıf arkadaşım dediği bir şey aklıma geldi. Arkadaşlar Bülent'in hiç suçu yok. Onun ekibinin de suçu yok. Tamamen hepimiz suçluyuz. Evet. Biz nasıl toplanıp bu adama, bundan öncekine 10-20 yıl ya. İki kere seçtim. 20 yıl. Biz nasıl bir araya gelmedik? Yani gidip belediyenin önünde yatmadık, belediyeyi basmadık, canını kırmadık. Adam gibi yönet burayı niye demedik ya? Çocuklarımız bize çok kızacak. Neden söyleyeyim? Benim 5 girişini de evet. Bakırköy'de en son hizmet veren belediye hizmeti sayın başkanlarımın olduğu dönem. Evet. 20 yıldır maalesef, biz iki kutuplu evet, siyasetin parçası olduk. Evet, evet. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde kendi mıntıkamızı düşünmedik. Sadece bize açtıkları bir oyunun parçası halindeyiz. Kendi evimizin önünü hiçbir şekilde korumuyoruz, takip etmiyoruz. Ona göre oy vermiyoruz. Ama artık vermemiz lazım. Ya, zaten siyaset üstü olması evet, lazım evet. Artık bazı şeyleri yani karar verirken, seçerken. Bak, ama çok güzel bir şey geldi, benim de aklıma geldi. Hepimiz suçluyuz. Hiçbir yerde suçlu olmuyor. Hak ettiğini yaşıyoruz. Evet, bence de. Ama başkanın evet, başkan vekiliydi. Ahmet Ali zamanıydı. Ahmet Ali. Ahmet Ali. Ben oradan evrak mı ne götürürüm öyle. Gel. Kapı açık. Evet. Çaldım öpüşüyordum. 10 yıldır diyorum ki ben Bülent'in odasının, masasının rengini, duvar rengini bilmiyorum. Bir kulüp başkanıyım ben ya. Bana kızmış olabilirsin. Ama benim 1200 öğrencimi, beni mi cezalandıramazsın. Ben size kızgınım diyelim İstiklal Spor'a. Başkanımla aram yok, örnek veriyorum. Sporculara malzeme dağıtmıyorum, herkese dağıtıyorum. Böyle bir, affedersin, gerizekalı belediyecilik olamaz. Bunu da anlatmayalım, sabaha kadar sürer. Yani şey dedim, evet, ne güzel, başkanımı evet, dedim, ziyaret edelim. Bakın, açtığınız için ben o konuyu da anlatmaya çalışıyorum. 5 yıl orada bir görev yaptım, 99-2004 arası işte, meclis başkanı, şu Kaya Bey de oradaydı. Bakın, iddialı konuşuyorum, hiçbir tane Bakırköy'lü bir gün gelip otopark, büfe, ne bileyim işte şurayı kapatalım, şunu yapalım, yemin ediyorum duymadım, görmedim. Bakın böyle kibirli, kendine gururlu, haysiyetini bilen, çevreyi bilen bakın köylülerden hiçbir şekilde bu olay olmuyor. Şimdi biraz evvel dediği gibi dışarıdan gelen tabii yanında avaneyle geliyor. Avane, akraba diyelim veyahut da. Adamlar şimdi gayet rahat çıkın sokaklarda. Nerede gayri resmi bir yer varsa onlardan biri. Hiçbir tane Bakırköy'ün delikanlısı gelip onu yapmaz. Bu adamlara bu fırsatı verildi. Katılıyorum ben de aynı şekilde. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Yani gene kusuru biraz da kendimizde arayalım. Defalarca söylüyorum. Diyorum ki 2004'ten başladık. Ya ne olur bir partiden bir aday çıkacaksa A parti, B parti. Ya bir aranızda bir şey yapın. 12 tane 2004. 18 tane 2014.
18 mi 19 mu çıktı şeyde, halinden genel merkez diyor ki ya tamam ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, alayım dışarıdan ithal birini getireyim diyor. Şimdi bunları yaşadığımız için geldik bugüne. Birebir yaşadık başkanım. Evet, birebir yaşadık. Sarıgül beni arıyor. Ateş Uman Erzen diyor, vardı hemşerim diyor. Tanıyor musun dedim. Şu Galatasaray başkan olacak adam mı dedim. Evet dedi. Yarın sana geliyor dedi. Ve geldi adam oldu. O gün 12 tane aday var burada. 2014'e geldik. 18 tane var. Diyorum ki arkadaşlar, ilçede söylüyorum CHP'de. Ben yarısını bir ata müdür yapmam diyorum. Ya ben bunu aleni söylüyorum ortaya. Ama diyorum ne olur geçmişten, tarihten ders alın diyorum. Ertesi 3 gün, 5 gün sonra biri arıyor. Ben Doktor Bülent Kerimoğlu. Ahmet Salim Yılmaz siz misiniz? Evet. Bir beraber akşam yemeği yiyelim mi diyor. Şimdi doktor deyince Kızılay'cıyım. Ha dedim herhalde bizim doktorlar ararlar işte viziteye kalıyor izine. Hocam senin ihtisasın ne dedim ona. Ben bunu söyledim. Ben dedi Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayım dedi. Adam olmuş yani belediye başkanlığını kazanmış. E Zülfikar'ı kurtarayım diye ben dedim ki yiyemeyiz. Niye dedi. E seni kimse tanımıyor ama beni Bakırköy her gittiğim restoranın yarısı beni tanıyor. Masamız dedim yalnız kalmaz. Sen gel der, dedim derneğe. Meğer burada Yaşar'da yapmış bir sene mi, 3 sene mi? E geldi garibim. E 10 sene oldu burada. Hala da garip ya. Yani evet Yavuz'un bir şey mi söylemek istedin sen? Yok abi. Ha yani yok, söyleyebilirsin o kadar ya. Tehlikeli değil yani bakma o. Tamam bakma çocuğum. Yavuz Bey'in Yavuz Bey'in hislerine tercüman olabiliriz yani. Onun istedikleri konuşuyor olabiliriz. Ben bekliyor ki bir sürü işçi servisi var diyor belediyeye gelen. E sen ne demek? Dışarıdan işçi taşınıyor demek. Ha bravo. Esenyurt'tayız. 11 tane. Esenyurt'ta şu anda eğer günaha da girmeyeyim. Günaha da girmeyeyim. Şirketlere 150 kişi aldığına dair bir duyumum var. Seni çok az söylüyorsun. Ama ben çıkartacağım. O ihaleleri iptal edeceğim emin olun. Çok az söylüyorum. Bakırköy'de, bak Bakırköy Belediyesi'ne dışarıdan almayacağım diyor. Servis olmayacak yani. Servis olmayacak. Ha olanlar var zaten yapacak bir şey yok. Yani herkesin ekmeğiyle başka oynayamayız. Şöyle söylemek istiyorum. Tabii bizim zamanımızda belediye 1200 kişi çalışıyor. Onu söyleyeyim. Şu anda 2500 kişi çalışıyor. Bizim zamanımızda daha ne, büyük, daha ne işi fazlası vardı değil mi başkanım 1200 iken bile? Evet. Gene evet. Bazı şey. O zaman belediyenin bütün işlerini o ekip yapıyor. Evet. Şimdi tiyatromuzda vardı zaten neydi? Hani 60 kişi fazla. Yani desen ki Bakırköy büyüdü büyümedi. Yok. Zaten yapılar aynıydı. Yapılan yapıların üstüne tekrar yenisi yıkıldı. Aynı azaldı bir de. Tabii. Yıkıldı. Yani yaşları bir... Maçoğlu ile geçen telefonda konuştuk. Yemekteyken. Olduğumuz akşam. Maçlar falan var. Sanatçılar Maçoğlu'yla konuşuyor. Maçoğlu diyor ki, ben onu bakın ne kadar siyasetten anlıyorum anlayın. Maçoğlu'nun aday olduğunu da bilmiyorum. Aa çok selam söyle dedim ben. Yarın diyor beraber gezelim Kadıköy'de diyor. Ben diyor ne iş var Kadıköy herhalde diyorum. Tunceli'de Kadıköy diye bir yer var diye düşünüyorum. Ben sana adam Kadıköy'den... Aday. Dedim çok selam söyledi ki ona Atener senin projeni çalmış. O da diyor ki Atener kim o da diyor ki işte İYİ Parti'nin belediye başkan adayı. Hangisini diyor. Benim kooperatif projesini çaldım. Onu anlatayım mı? Çok güzel bir şey. Her mahallede 2-3 tane bina yan yana düşünün. Yakalayacağım. Bulacağız. Onu belediye yapacak o binayı. Ama bir şartla. Alttaki dükkanı alacağız. Üstteki oturanlara da 3, 5, 2, 10, 7 neyse kar vereceğiz de kooperatifimizi kuracağız. İlk elden sebze ve meyvemizi, gıdamızı yiyeceksiniz. Her mahallede olacak bu. Hem de kentsel dönüşüme bir faydamız olacak. Bu da bir proje. Bunun üzerine dedik şey, ben dedim söyle gelsin Bakırköy'de ben de bir yürüsün. O da diyor ki şimdi anlıyorum. Ben anlıyorum. Suyuyorum adamı İYİ Parti böyle. O da diyor ki başkanım diyor, bir tanısanız diyor, sizden de sosyalist, sizden de şey. Yani o dediğim demokrasiyi seven şöyle bir anlatıyor. Şimdi bu olay şu. Belediyede seçimde kişiye oy vereceksiniz. Parti yok. Yok AK Parti gelmesin. AK Parti gelemez kardeşim. Bağımsız aday kazanır, AK Parti gelemez. Onun için bu korku, İzmir'de aynı korkuyu yaşayarak CHP oyu veriyor. Buranın eski, ben yanlış mı hatırlıyorum? Ana, doğru yol. Hocam,
Tabii, 99 seçimlerinde CHP'nin oyu %7,5. 7 seçimde başlaydı bakalım. %7,5 ha. 99 seçimde. Barajı aşamamıştı da. Şimdi şunu söyleyeceğim. Az önce Ramazan Bey bir şeyden bahsetti. Bakırköy'ün işte malı, mülkü vardı, oyu vardı, buyu vardı. Biz bir toplantıda Ahmet Bahadır Bey için ilçeyi ziyaret etmişti. O zaman bahsetti aklımda kaldığı kadarıyla. Bakırköy'ün Ahmet Bahadırlı'nın belediye başkanlığı yaptığı en son dönemde çok ciddi anlamda çevre ilçelerde eski Bakırköy'den kalma ciddi anlamda ve AVM tarzında binaların yer alabileceği, yapılabileceği tarzda arsaları varmış. Var. Tabii dün görende var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. 99'da ilk dönemde Zekai Bey'den müsaade aldım da o karışıyordu bizim. Sonra ben İmar Komisyonu Başkanı'ydım. E5'in üzerinde kalan biliyorsunuz Bağcılar, Savuk daha iyi biliyor. Aşağı yukarı 50'ye yakın gayrimenkul. Evet. Tek tek dolaştı. Evet. O dere boyunda Bağcılar'da, arkalarda, önlerde. Güngören'de. Yeni basın dere oldu. Hepsinde yani tapuları Bakırköy Belediyesi olarak duruyor. Bazısı park olarak duruyor. Bazısı muhtarlıklar hani üzerine çökmüş ama İstediğin şekilde ona alabilecek imkanlarım vardı. Ve biz bunun üzerine çalışmalar yapıyorduk. Olmadı o 5 sene içinde. Sonra ateşin döneminde başlayarak şu anda hepsi gitti. 2. Bu Kartaltepe'de çok iyi biliyorum. Çünkü benim hani semtim Kartaltepe'de lojman olarak kullanılan aşağı yukarı 20'ye yakın daireler vardı. Yani belediyeye vermiş. Orada kendine ait olan. Onların hepsi gitti. İşte Zekai aracı oldu. İstasyon Caddesi'nin inerken o köşedeki kültür binasını o sattı. Şimdi bu müktelerin döneminde çok şeyler yapıldı. Ahmet Bahadır. Evet onu diyoruz. Bakın şimdi mesela Bülent Bey'in yırttığı yeri Şevketleri'ni yaptı. Evet. Adalet binasının temelini yaptı. Karda kaldık Ankara'da. Yani müsaade ederseniz söyleyeyim. Ben zaten sana Hastanenin bölümünü yaptık. Fil damını yaptık. Atrubiyan'daki ürün serdeç yaptık. Bütün Bakırköy'ün evlerinin depreme dayalı üniversiteyle anlaşarak onları çözdürdük. Bunları. Yani Ahmet Bahadır dönemi iyi bir dönemdi. Orada kazanılan, elimizde olan mülkler, geçmiş dönemlerden bize miras olan kalan, Bakırköy Belediyesi'nde miras olan kalan mülklerin %85'i belki %90'ı yani 85 olarak biz şey yaptık. Bu 10 yıl içerisinde gitmiş. 10 yılda değil, 7 yıl içerisinde. 20 yıl olsun. Evet. Ay, 7 yıl. 7 yıl içerisinde. %80'i son 7 yıl içerisinde gitmiş. Bu da İşte Bakırköy'lü bir belediye başkanı olmamasının dezavantajlarından bir tanesini vurgulamaya çalışıyorum. Yani buranın olması şart. Evet. Çok üzüldüm. Yani buranın insanı da olmadı başka olur. Evet. Kapısını çalarsın, yakasına yaklaşırsın, kardeşim dersin. Sen buranın kurucu. Şimdi bak, kurucu. Ben bey koltuğa geliyorum. Ben doğum bey koltuğum. Ben size şimdi müsaade ederseniz söyleyeceğim. Bugün belediyeye geldim. Ben bir şey yaptım, burada da yaptım, büyük şeyde de yaptım. Şöyle mesela olmasın. Müsaade edersen konuşuruz. Hayır zaten şimdi, sen toparlayacaksın. Beykoz Belediyesi'nden ayrılalı ben 15 sene oldu. Samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimi Allah'a sığınırım. Biraz sonra da kendimi takdim edeceğim size. Sen gören içeri soktu. Gören içeri soktu. Ya dedim yeter çay kahve içip dışım çay kahve oldu. Yani bir şey bırakmak lazım. Ben Beykoz'un çocuğum orada çalıştım 2 dönem. Ama burada oturuyorum 60 senedir. Bir de benim İYİ Parti'ye gelip dinlememin sebebi de şu. Benim torunum İYİ Partili. Ben AK Partiliyim. O torunum İYİ Partili. İsmi Alp Emeç. Duydunuz mu bilmiyorum. Alp Emeç için ben Meral Hanım'la görüşmek istiyorum buraya geldiği zaman. Alp hapishaneye düştü. Haberiniz var mı bilmiyorum. Bir yazıdan dolayı, reçimden dolayı. Meral Hanım, Allah razı olsun. Burak Bey, evet. Allah razı olsun. Bahadır Bey, Allah razı olsun. Hamza Bey, çok uğraştılar. Aldılar çocuğu. O ekibin içerisinde ben de vardım. Bilmezsiniz. Ben sizi tanıyorum. Evet, yeğenim. O ekibin içerisinde biz de vardık. Çok ciddi mücadeleler verdik. O arkadaşımızı yapmamak için. Yani, sonuna kadar arkasında durduk biz. Bu ekip güzel bir ekip. Çok çalışmanız lazım. Bakın açık söylüyorum. Burada
millet yüzü kapalı oy veriyor. Kim ne derse desin. Ben başkanının samimiyetim yok ama tanıyorum. Kartaltepe. Ben burada oturuyorum kaç senedir. Çok çalışmak lazım. Bak şimdi bir şey sordum arkadaşlara. Yok dediler. Meclis üyelerinin listeleri var mı dedim size. Yok dediler. Bir şey sordum. Doğru mu? Nerede meclis üyeleri listeleri? Mesela siz meclis üyesiniz. Ben tanıyorum sizi. Oy vereceğim. Kime vereceğim? Ama bu akşam onu özellikle başlayacaklar. Başkanım bak şimdi. Mesela bugün bak şimdi, başkanım resmini bugün şeyde gördüm. Hoşuma gitti. Oradan geldim. Ömür'ün önünden böyle geldim. Baktım orada hemen Ali Talip'le yanına asılmış bir tane. Şu şeyde asmışsın. Başkanım. Tamam ya. Kaç yaşında? Biz görüyoruz yani. Bir şeyler görüyoruz. Alp kaç yaşında? Alp kaç yaşında? Alp üniversite diyor. 21-22 yaşında. 22-23 yaşında. Evet, Sayın Belediye Başkan adayımızın ısrarıyla evet, ikinci sıraya bak ikinci sıraya ikinci sıraya üniversiteyi şu anda hali hazırda okuyan bir arkadaşımızı yazdık. Gençlere verdiği önemden buradan örnek alabiliriz. 5 tane genç diyor. Şu anda diyor listelerde biliyor. Evet, evet. Onları biliyorum. Onlar olur olmadı bir şey ama yani gençler sizi tutuyor. Evet. Abi bizim yani katalaklar, broşürler şu anda basılıyor. Heyecan çok önemli. Zeynep abi ben geç açıklandım biliyorsun. Daha 10 gün oldu. Meclis listelerimiz hazır. Ondan şimdi afişleri hazırlandı. Yarın herhalde hepsi geliyor. Baktığınız zaman kataloglarda, meydandaki çadırımızda bizim iki tane şu anda çadırımız var. Biri meydanda, biri de ipodroma inerken. Diğerlerinin her sokakta, Eşköy'e gider misiniz? Her sokakta bir tane dönerken bir tane açmışlar. Niye biliyor musunuz? Dün akşam genel merkezden biri aradı bir CHP'li. Ya oğlum dedi ne kadar karıştırdın Bakırköy dedi. 2 milyar 100 milyon TL ayırmışlar. Ve bitirmek üzereler o parayı. Her binayı gidirmişler. Her sokakta ok saçmışlar. Zekai Bey, ayın 14'ünde Buğra Bey buraya gelecek inşallah. Buğra Bey diyorum ayın 14'ünde burada olacak. Ben zaten buyuracağım ben onun şeyini yapacağım. Beraber o hem teşekkürü de orada beraber yaparız. Şey, Sayın abi iftarımız var. Buğra Bey ile iftarımız var. Lütfen misafirimiz olun. Başkanım zaten sizlere davetiye gelecek. Tamam. Orada rahat rahat böyle iftarda konuşabilirsiniz. Şimdi bugün genel başkanla birlikteydim ben. Genel Başkan Bakırköy'de bir program, Atener Bey'le bir program hazırlayın dedi. Önümüzdeki haftalarda Bakırköy'le ilgili bir program hazırlık çalışması içerisindeyiz. O geldiği zaman da biz sizi Genel Başkan'la direkt temas ettireceğiz. Biz direkt temas ettireceğiz sizi. Salim abi. Teşekkür ediyorum. O da bir şey. Salim abi. Atener Bey'in söylediklerinden artık sosyal demokrat bir belediyeci olmuş. Ben onu görüyorum. Güzel. İyi olmuş. Elinize sağlık. İkincisi katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Bakırköy'ün zemin etütleri var. Yani onu tekrar yapmanıza gerek yok. Bir de zaten yeni 2018 yılındaki yönetmeliğe göre her bina zemin etüdünü yapmadan statik projesi yapılamıyor. Onları da yapmanıza gerek yok. Şu anda Bakırköy'ün en önemli probleminin de kentsel dönüşüm olduğunu, kentsel dönüşüm demeyelim de binaların yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hep ada bazında çözülüyor. Ada bazında çözüm ideal bir çözümdür. Çok ideal. Fakat uygulaması, yapılması çok zordur. Hemen şurada karşımızda Hızalan sitesi var. Yıkılalı 5-6 yıl oldu. Anlaşmazlık 8-10 seneye gidiyor. İdeal çözüm ama biliyorsunuz mükemmelin düşmanı, iyinin düşmanı mükemmeldir. Adabazı'nda çözüm mükemmel bir çözüm, iyi bir çözüm. Ama ancak Bakırköy'de bu işin çözümü otopark problemini kendi içinde çözmek kaydıyla her binaya bir ilave bir kat vermek. Bakın otopark probleminin altını çiziyorum. Her binaya değil. Eğer çözemiyorsa yanındakiyle birleşmeli. Buradaki zaten ve Bakırköy'ün 7 mahallesinin 2004 yılında yapılan imar planlarında 1/5000 imar planları artı bir kata müsaade ediyor. Fakat daha sonraki yapılan burada yapılan 1/1000'liklerde zemin artı 4 olarak müsaade edilmiş. Onun neden olduğunu biliyor musun? Neyin neden olduğunu? O bir katı neden kayboldu? 1/1000'liği yapanlar buradaki o, neden? Şöyle dedi Ferzan Özer. Ferzan Özer. Benim çocuk arkadaşım
Bak dedi oğlum sana böyle böyle soracaklar kadarım. Soruyor millete tabii öğreniyor bilmek için. Ben de tanıyorum. Dedi ki o zaten var. X firmalar şöyle bir sistemleri varmış. İşte 150 bin metrekare kapalı alan diye geçermiş o. İnşaat alanı. İnşaat alanı. Burada onu kısıp arkadaki bilmem X firmalara bir kat fazla verebilir. Yani orada o 150 bini öyle tamamlatıyorlarmış. Onlar daha fazla para kazansın diye Ferhan'ı söyledi. O zaman yani niye yaptırmış o zaman Ferzan abi biliyoruz. Ferzan Bey değil. Var isyanda da işte demek ki. Şimdi bakın 1/5 binlikte 143 bin nüfusa göre 7 mahalle için konuşuyorum yalnız diğerler için 143 bin nüfusa göre 1/5 binlik yapılmış. Fakat 1/1000'likler yani uygulanan planlar 102 bin kişiye göre. Ama işte Zurat Baba'da bir takım koddan dolayı 5. katlar, 6. katlar da var. Yani şu anda bu 7 mahallede 120 bin civarında nüfus var. Yani artı bir kat verdiğiniz zaman imar planlarına aykırı davranmış olmuyorsunuz 5000'le. Ki asıl biliyorsunuz 5000'liktir. Yani imar planlarının da amacı şudur. Caddelerin genişlikleri ona göre yapılır. Kreşler, okullar, yeşil alanlar hep ona göre planlanır. Yani şu anda 7 mahallenin bunlara uygun şeyi planları uygun. Bu bir katı vermenizi, siz de bunun için çaba sarf etmenizi rica ederim. Çünkü depremin süresi doldu. Yani deprem birebir hesaplanmıyor. İstatistiki olarak hesaplanıyor. Yaklaşık büyük deprem için 250 yıllık periyotlar biçiliyor. Geçmiş tarihteki istatistiklere göre. Bu sürede doldu. Yani yarın hatta bir dakika sonra olması şu anda en son hesaplarına göre 63'tü. Şimdi 48'e düşürüldü. İnşallah bu doğrudur. Yani sabah evden çıkarken %50 yağmur yağıyor desek şemsiye alırız. Biz de şu anda deprem konusunda böyleyiz. Evet, yani bu konuyu hem o var hem de yağmur suyu biriktirmeyelim. Yeni binalar süsüyor. Güney enerjisi olmayanlarla da bayağı bir uğraşacağız. Yani yeni şimdi yenilebilir enerji için çatılara kiremit yerine güneş panelleri diyorsunuz. Evet bu da güzel bir projedir. Ve biliyorsunuz ne kadar çok yapılırsa fiyatlar da o kadar. Birim maliyet o kadar aşağıya düşüyor. Şimdi, onun çalışmaları için o kadar güzel bir ekibimiz var. Keşke uzun bir saat vaktimiz olsa ben de o adamlar gibi podyuma çıksam. Arkada çıkıyor ekranda projeye, ben de onu böyle çubukla bir anlatsam o kadar güzel havalı olacağım ki. Mesela çok güzel Cengiz abi, hemen 3-4 gün oldu Cengiz abi. Tüm spor kulüplerinin tesislerin önüne ne koyuyorsun Cengiz abi, koyduruyoruz? Elektrikli şarj, araba şarjı. Hiç masraf etmiyor kulüp. Kulübede bir gelir o. Kulübede oradan bilmem bir katkı yok. Al işte bitti, çok basit, alsın topunu oradan. Bakın. Çok zor bir şey değil ki. Tabii bunlar ufak ama faydalı projeler. Tabii. Şimdi tabii bundan sonra şu da yeni binaların otopark, biraz evvel bahsettim. Kesinlikle. Her otoparka elektrik şarj şeyi koydurma zorunluluğu. Evet. Bir de ben yine şunu söylemiştim. Evdeki sensörleri, evdeki muslukları sensörlü yapmak. Şimdi bakın su, hem biz su fakiri bir ülkeyiz. O kadar zengin gibi söyle. Ve bir suyun eve getirilmesi de çok pahalı. Ayrıca bir de kullanılan suyun atılması da pahalı. Yani mümkün olduğu kadar elimize kadar gelmiş suyu mümkün olduğu kadar az kullanırsa hem getirmede... O sensör var hem de bir yeni bir aparat çıktı biliyorsunuz. 1/4'e düşürüyor su kullanımını. Ha kafasını takıyoruz. Evet. Tamam. Bunlara işte bir şey... Hediye edebilirsin onu her eve. Teşvik et. Mesela onu bu ruhsat aşamasında teşvik etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten belli bir zaman teşvik ettikten sonra belli bir zamandan sonra standart hale gelir. O teşviki de kaldırırsınız. Otopark derdini kısaca anlatayım. Benim tesisler dahil kulübümün. Yüce Spor'un tesisleri dahil. Sanatçılar Parkı'nın altı dahil. Her yer otopark olacaksa. Şimdi belediye tesislerine ait %10'unu otoparka çevirsek atölyede büyük problem olmaya başlamış. Şimdi çok basit Ataköy'de, bir alan müsait. Şimdi o konuda da yine iki tane size katkıda bulunabilirim. Tabii. Şimdi otopark çizgisi diye ben şey yapıyorum. Hepimizin bildiği aslında Amerika'nın yeniden keşfiniyor. Otoparkların bizim bir el kitabımız vardır Neufert. Orada 5 metreler, her 5 metre arayla yola 1 metrelik çizgi çizin.
Arabalar kendiliğinden oraya yanaşacak. Bakın mevcutu kullanıyoruz. Ben bunu çeşitli fotoğraflandırdım, sundum. Şu %15 civarında, bakın %15 demek Bakırköy'de benim tahminlerime göre 40-50 bin civarında araç var. %10-15, bakın 4 bin araçlık şey demek. 4 bin araçlık otoparkı bugün herhalde bir 100 milyondan aşağı yapamazsınız. Bakın hiçbir şey yapmıyorsun. Yani 1'e 100, belki 1'e 200 daha faydalılık olan bir şey. Sadece çizgi çiziyorsun. Yanlışlıklar olmayacak mı? Gene yamuk koyanlar olacak. Ama ben mevcut yerlerde görüyorum, o çizgilerin insanlar arasına girmeye çalışıyor. İki tane çizgi çizmek yani, çok basit. Bu bir. İkincisi, halka anlatmak kaydıyla. Bakın burasını, altını önden çiziyorum. Çocuk parklarının altını şey yapmak. Çünkü boş arazi yok Bakırköy'de. Çocuk parklarının altını otoparkı çevirmek. Ama bunu efendim... O, ben dedim ya biraz önce. Tesislerin parkları derken bile park. Tesislerin altını otopark yapmak. Peki, ben onu eksik ama. Yani arazilerimiz olmadığı için oraya parkı, ama bunu bakın halka anlatamazsanız, burada en önemli, halka önden anlatıp ciddi tepki alırsınız. Önden bunu işte çizip koyup şu kadar zamanda yapın. Halka muhakkak önden anlatıp bu tepkiyi önlemeniz lazım. Eğer yaparsanız yani ters tepki alırsınız, biliyorsunuz. Onu da şimdi belirtmek isterim. Halka konuşacağız, anlatacağız. Muhtar, danışma, başka. Bizim danışma kurulu, ben de imzaladım, tamam. Daha yapılacak. Sosyal yani, demokrat olduğunuz için de teşekkür ederim. Daha evet, soru-cevap kısmı da bittiğine göre arkadaşları böyle alalım ki resimlen gelin.